yakın tarihte oynayacağı en önemli rollerden bir tanesini 1920 yılının Ağustos ayında yerine getirmeye başlamıştı. İstiklal mücadelesi planına göre İnebolu'ya bir yükleme boşaltma komutanlığı kurulur. İstanbul'dan kaçırılan, Rusya'dan satın alınan birçok lojistik malzeme, askeri mühimmat İnebolu'da karaya çıkarılır ve buradan oluşturulan kanı kollarıyla Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırılır. Kanıyla kayığın işbirliğinde istiklale yürünen adımlarla yeni bir mucize yaratılmaktadır şimdi. Ve bu mucizenin kahramanlarından biri, elverişli bir limanı olmamasına rağmen canla başla mühimmat boşaltan İnebolulu denizcilerdir. Gösterdikleri başarı ve cesaretten dolayı 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilecek olan İnebolulu manlacıların üstün kabiliyetlerine dair o günlerde İhsan Ozanoğlu'nun yazmış olduğu şu satırlar konunun önemini anlatmaktadır. İnebolulu'ların denizcilikte çok üstün bilgi ve maharetleri vardır. Sandal kullanmak, mavna, motor ve gemi idare etmek ve bir felaket karşısında korkmadan, yılmadan, maddesi ve manasıyla bütün varlığını ortaya koyarak savaşır ve muzaffer olur. İstiklal Harbi'nde iki büyük Rus gemisinin getirdiği savaş malzemesini düşman zırhlıları bastırmadan 2 saatte tahliye etmiş ve cephaneyi 2 çay mevkiine aktarmışlardır. İnebolu kayıkçısının şiddetli fırtınalarda bile uzaklarda demir atan gemiden limanı, rıhtımı olmayan sahile aktarma yaptıklarını çok görmüştüm. Kayığı, vapurun güvertesine atacak kadar şiddetli ve kuduruk dalgalar arasında tahmil ve tahliye yaptıklarını gördükçe tüylerimiz ürperirdi. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun diğer kahramanları ise cephede erkeklerin yerini alarak tarih karşısında anıtsallaşan Kastamonu kadınıdır. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz hiç işgal görmediği halde Türkiye'de en çok şehit Kastamonu veriyor. Ben hep bunu belirtiyorum. Bizim Ersizler diye köyümüz bile var ya, erkek kalmamış. Ya yaşlılar kalmış ya çocuklar kalmış. Onun için bütün görevi kadınlar yüklenmiş. Ve onu da çok güzel başarmışlar. Bu arada tabii çok zorluklar çekmişler. Ölenler olmuş, bir sürü fakirlikler yaşamışlar, yokluklar yaşamışlar. Bir sürü mücadele etmişler ama başarmışlar. Çok azının ismini bildiğimiz, ancak hepsini kahramanlıklarıyla zihinlerimize kazıdığımız bu destansı kadınlar, son yıllarda bitmek bilmeyen savaşlarda oğullarını, kocalarını, babalarını kaybetmiş yahut erkekleri cephelerden dönmemiş, iş başa düşünce evlerindeki ocağı söndürüp yağmur, kar, çamur demeden kanıların başına geçen yürekli, cesur ve fedakar Kastamonulu kadınlardır. Bunlardan biri olan Halime Çavuş, kanı başında değil, cephede tüfeğinin başında vatan savunmasında yer almıştır. Halime Çavuş uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Kurtuluş Savaşı'na giderken erkek kılığına girdi, erkek gibi tıraş oldu, saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Gün geldi, savaş bitti, ancak o ne asker üniformasını çıkardı ne de her sabah tıraş olmaktan vazgeçti. Savaş sonrası Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara'ya çağrıldı. Onun "seni yollamıyorum, bizim kızımız ol" önerisine "annem babam beni bekler" şeklinde cevap veren Halime Çavuş, "ben anaya babaya itaatli evlada saygı duyarım" diyen Mustafa Kemal Paşa tarafından çeşitli hediyeler verilerek tekrar evine yollandı ve kendisine maaş bağlandı. İnebolu, Küre, Ecevit, Seydiler, Devrekani, Kastamonu, Ilgaz, İnköy, Çankırı, Kalecik ve Ankara ana durakları arasında imece usulü bir gayretle yürütülen zorlu milli mücadele hizmetine dair en çarpıcı gözlemler ve Kastamonu kadınının efsaneleşmesi dönemin önemli gazeteci, yazar ve aydınların kalemiyle günümüze ulaşmış durumda. O günleri yaşayan Rauf Orbay'ın notları arasında şu betimlemeler dikkat çekicidir. İnebolu'dan Çankırı'ya kadar cephe gerisindeki hizmetlerin %90'ının kadınlar tarafından erkekleri mahcup edecek fedakarlıkla yapıldığını gördüm. Bu fedakar kadınların arasında emzikli çocukları olan mübarek analar da vardı. Yavruları kucakta, kanıları önlerinde, ellerinde övendirileri Ankara'ya cephane naklediyorlardı. Allah bu millete yakında necat ve uzun müddet sulh ve saadet nasip edecektir.
Kastamonu'da kurulan 2. İstiklal Mahkemesi'nin başkanı olan Mustafa Necati Bey ise daha sonradan yazdığı anekdotlar arasında yürekleri sızlatan şu anısını aktarmış. Kafile yanaştıkça bazen bu uzun sükutu yırtan bir kadın sesi yahut bir çocuk feryadı yükseliyordu. Kafileye yanaştık ve selamlaştık. Biz soğuktan yamçiler altında bile titrerken tek yorganını da arabaya örten bir ninenin çıplak ayaklarıyla karları çiğnediğini görünce içimde takdirle birlikte bir merhamet sızladı. Arkasına sardığı peştemalin içinde arada sırada hıçkıran bir çocuğun bile üzerini örtmeyen bu nineye nedenini sordum. Üşümez misiniz nine? Bu çocuk donacak, yorganı örtsene. Bu sözümü garip bir tarzda karşıladı ve cevaba değer bir şey olarak görmedi bile. Ama cevap beklediğimi görünce, kar serpiyor, millet malıdır, nem kapmasın evladım dedi. O zaman anladım ki, cephaneleri ıslatmamak için bu fedakarlığı yapıyor. O vakit az önce duyduğum merhametten utandım. Aman ya Rabbi, fedakarlığını bile bildirmemek için susuyor. Bu Ali Cenaplık karşısında secde etmeyen ruh ve aşk olur mu? O günlere dair Kastamonu kadınının yaptığı fedakarlıklara ilişkin en trajik öykülerden birisi de halen Kastamonu Hükümet Konağı'nın önündeki kent meydanında bir gurur abidesi olarak yükselen kanı başındaki heykeliyle şehit Şerife Bacı'nın öyküsüdür. İnebolu'dan Ankara'ya sevkiyatın yoğun olarak devam ettiği bir kış günü Şerife Bacı'nın olduğu kafile Kastamonu'ya yaklaştığında çok şiddetli bir tipi başlar. Bu fırtınada Şerife Bacı kafilesinden ayrı düşmüş ancak yoğun bir çabayla kent merkezinin uzağındaki Kastamonu kışlası yakınlarına kadar gelebilmiştir. Tipinin sabahında kışladan devriyeye çıkan bir grup asker kanıyı bulur. Kimliği ancak daha sonradan tespit edilecek olan Şerife Bacı donarak vefat etmiş ve şehit mertebesine yükselmiştir. Askerler kanıyı kontrol ederler. Şerife Bacı'nın sırtında olması gereken ama top mermileri üzerine örttüğü battaniyeyi kaldırdıklarında mermilerin arasında samanların üzerine yatırılmış ve hala canlı olan bir yaşındaki bebeği bulurlar.